kaydımızı da başlatalım. Dostlar, tekrar herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bayramda müsait olan öğrencilerimle sizleri bir araya getirmek istedim. Onlara sormak istediklerinizi sorabilirsiniz videonun altında. Onlar da şu an beni duyabiliyorlar. Mikrofon açmak isteyenler mikrofonlarını açabilirler. Soru sormak isteyenler sorularını sorabilirler. Bilgi paylaşmak isteyenler paylaşabilirler. Şimdi borsanın temel mantığından bahsettik. Borsanın sürecinden bahsettik. Borsanın sürecinde neydi önemli olan? İnsanların doğru süreci yönetebilmeleri, doğru analizi yapabilmeleriydi. Evet, katılımcılardan katılmak isteyenler buyursunlar. Aslanım buyurun. Ali Bey müsaitseniz siz de katılabilirsiniz. Diğer müsait olan arkadaşlar da katılabilir. Buyurun. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar Ali Bey. Öncelikle dinleyenler için kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Şimdi videonuzun Twitter'daki 3 saatlik olan yayını baştan sona dinledim, Olacak. izledim. Anlatılanların hepsi doğru. Ben Ocak ayında Alp Hoca ile beraber birebir özel bir eğitim aldım. Çok faydasını gördüm. Çünkü bu formasyonların nereden gelip nereden gittiğini, nasıl hesaplandığını, neden alındığını, neden satıldığını her şeyini öğrendim ve son 2-3 sene içinde 5-6 hocadan aldığım kurslardaki bilgilerin hakikaten bana bu zamana kadar hiçbir yararı olmadığını gördüğümü anladım ve Alp Hoca ile devam etmeye karar verdim. Ayrıca VIP olarak da aboneliğimi 5 aydır sürdürüyorum. Çok faydasını görüyorum. Yani diğer arkadaşların hepsine tavsiye ediyorum. En azından bir denesinler. Peki ben size bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi şöyle, ben sizin aramızdaki samimiyete istinaden birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü niye diye soracak olursanız. Şimdi dostlar, Ali Bey şöyle anlatayım. Kendisi hani baktığımızda yaşı itibariyle yavaş öğrenmesini beklediğim biriyken normalin dışında bir hızla öğrendi. Bu konuda ayrışıyor. Yani hızlı kavrayan, pratik zekaya sahip biri. Ama en önemli veya size anlatmak istediğim özelliği o mu? Hayır. Şöyle bir sürecimiz var. Şimdi kendisi belli bir eğitime tabi olmuş. Bu eğitimin de bizim sürecimizdeki olumsuzluğu şu. Sürekli kafasında amalar var. Ben mesela bir şey anlatıyorum Ali Bey. Ali Bey onu farklı bir şeyle harmanlayarak hocam şöyle olabilir mi ile geliyor. Bu mesele bizim eğitim sürecimizde de biraz beni ilk başta zorladı. Kendisiyle 4 ders yaptık ama 4 dersin dışında da hemen hemen bir 20 tane falan telefon konuşması yaptık değil mi Ali Bey? Doğrudur. Her telefon konuşmamızın konusu Ali Bey lütfen geçmişte öğrendiklerinizi köşeye koyun. Bu süreci bu şekilde devam edelim şeklinde oldu. Ali Bey'in de başlangıçta açık konuşmak gerekirse geldiğinde olduğu seviyenin herhangi bir üstad seviyesinde rahatlıkla olduğunu, hatta birçok kişinin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçle alakalı da sizi zorlayan noktaları anlatırsanız sevinirim. Yani aradaki mukayeseyi görmek adına. Şimdi hocam şöyle bir şoför düşünün, ehliyeti var. Siz yanına oturuyorsunuz, diyorsunuz ki ya o öyle değil, doğrusu böyle. Şimdi adam ne diyor? Ya diyor olur mu? Ben arabayı kullanıyorum ya diye gidiyorum işte yolumda diyor. İşte aradaki fark buydu hocamla. Ben itiraz ettim, hocam izah etti, hocam ispat etti. Ha dedik tamam hocam doğru senin yolun doğru. Artık biz bu yoldan gideceğiz ve baktık uygulamalar olsun, hisse senetlerini alıp satmada kolaylık olsun. En azından nereden alınıp nereden satılacağını biliyorsunuz. İçiniz rahat oluyor. Ne bileyim diğer üstatlara
artık ihtiyaç duymuyorsunuz ve Alp Hoca'yla devam ediyorsunuz. En kısa yolu bu. Peki ben bir soru daha sormak istiyorum Ali Bey. Sizin bana şu an ihtiyacınız var mı mesela? Hani tabii soru soruyorsunuz falan ama benim mesela size gün içinde müdahale etmeme ihtiyaç duyuyor musunuz? Hayır, ama ben VIP kanalda devam ediyorum. Peki başka birinin müdahale Bizden bir etmesine ihtiyaç duyuyor musunuz? nasıl? Başka birinin size bir fikir söylemesine ihtiyaç duyuyor musunuz? Hayır, duymuyorum. Çünkü gerek endeksin, gerek hisselerin, gerek sektörlere bakmayı, hangi sektörlerin yükselip düşeceğini bakabilmeyi, bunları gördükten sonra yani televizyonu bile açmak beni etkiliyor. Neden? İnsanoğlu ister istemez kafasına takılıyor. Ama Alp Hoca'nın şeyinden gittikten sonra, sisteminden gittikten sonra ben kimseye ihtiyaç duymuyorum. Yani dilediğim hisseyi alabiliyorum. Kimseyi de sormuyorum. Yani kazanıyorum. Şimdi maşallah onu hani duymak beni çok mutlu etti. Bunu sormamın sebebi şu. Mesela birçok kişi birçok noktada eğitim alıyor ama sürekli dışarıdan bir müdahale, sürekli dışarıdan bir direktife ihtiyaç duyuyor. Bu mesele çok İhtiyaç duyuyor aynen, diyorsunuz. aynen. Ama sizin ihtiyaç duymuyor olmanız aslında benim ilk hedefim. Neden diye soracak olursanız. Ya zaten herkes halihazırda piyasadaki fiyat şey fikir karmaşasından etkilenip doğru vermesi gereken kararı da yanlış vermiyor mu? Yatırımcı ne kadar bireysel karar vermede etkin ve yetkinse başarı oranı o kadar yüksek oluyor. Mesela şunu söyleyeyim. Siz şu an ben borsadan istikrarlı kazanç elde edebiliyorum diyor musunuz? Tabii. Önceden bunu Tabii diyebiliyor şey muydunuz? önceden yani işte endeks düşüyordu. Yok haberi geldiydi. Yok şirket batıyordu. Yok bu hisse uçacaktı, çıkacaktı, kaçacaktı. Yani hep böyle cikcaklarla uğraşıyorduk. Şimdi nasıl durum? Şimdi gayet iyi. Ben vaktim ne kadar müsaitse, ne kadar konuya hakimsen, istediğim periyotta, istediğim zaman aralığında alıp satıyorum. İcabında alıp satmıyorum, bırakıyorum birkaç gün takip edemiyorsam. Sonra tekrar başlayabiliyorum. Neden? Kaldığım yeri biliyorum, sattığım yeri, alacağım yeri de biliyorum. Bu şekilde. Maşallah. Evet Ali Bey, katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tamamıyla farklı bir skalada biriyle sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi Ali Bey'den çok fazla ayrışıyor. Sebebi şu, Ali Bey'in bir geldiğinde belli bir eğitim seviyesi vardı. Belli bir düzeyi vardı. İki, bir piyasa tecrübesi vardı. Üç, yaş itibariyle sahip olduğu mukayese yeteneği fazla. Şahin Bey müsait misiniz? Gerçi burada mı onu da bilmiyorum ama kesin buradadır. Alın telefonu. Buradayım hocam. Heh, bak adam vallahi bak seviyorum. Niye diye soracaksanız hiç kaçırmıyor bak. Fix. Ne zaman Şahin Bey orada mısınız desem buradayım diyor. Bu beni mutlu ediyor. Şahin Bey'in yaş itibariyle yaşı da çok genç. Hani aynı yaş grubunda olduğumuz biri. Piyasa tecrübesi de çok fazla yoktu. Siz benimle tanıştığınızda ne kadarlık bir piyasa tecrübesine sahiptiniz? Hocam ben, yani hemen hemen sıfır. Yeni başlamıştınız zaten borsaya değil mi? Tabii, yeni başlamıştım. Birkaç ay olmuş muydu yoksa? Evet, 3 ay falan hocam. 3 ay. 3. O ayında da benimle başkasının. tanıştı. Şimdi Evet, evet 3. ayında tertemiz, sıfır, böyle hocam. 0 kilometre. Hatasız. Başka ne diyorlardı? Değişen Hatasız, parçası yok. değişen parçası yok yani piyasadan etkilenmemiş, tertemiz böyle 0 kilometre bir dostumuz. Şimdi Şahin Bey'in de olayı şöyle oldu. Biz başladıktan sonra ya adam o kadar kararsız ki bildiği şeyi yapmak için bile soru ya hocam ben bunu yapmam doğru mu acaba? Diyorum beraber görelim. Sonra yazıyor hocam evet doğruymuş diyor. Bunu biz sizinle kaç kere konuştuk? Biz Ali Bey karşısına Sayısal herhalde. koşmakta gerçi yok ya biz sizinle daha fazla konuştuk. Tabii, Ali tabii. Bey
bir ay boyunca böyle beni bayağı bir hani zorladı. Sizinki bayağı bir sürdü. Siz 2 aya yakın falan hemen hemen Tabii tabii. 2 günde bir konuştuk size, değil mi? Evet hocam hemen konuştuk. Sizin süreciniz şu an ne durumda? 120 hisseydi en son, değil mi? Evet hocam birkaç ufak tefek hisseyi sattım hocam. Hani onlarda bir büyük formasyon bir düşüş vardı. Hedeflerimi koydum aşağıya. Onları bekliyorum. Tekrar düştüğü zaman oraya. Maliyetimin üstünde kalıyordu. Yani dedim alttan daha fazla eklerim diye. Oradan sattım. Onları biraz düşürdüm açıkçası. Ama yine hedefim yani yine almam gereken nereden baktınız bir 20-25 tane hisse var. Onun üzerine eklemem gereken. Şu an Daha yolum uzun. kaç hisse var sizde? Şu an 118, 17 o civarda bir şeydi hocam. 117 hisse. Maliyet ne? Evet. Sıfır. Sıfır. Maliyetimiz Tekrar sıfır. soralım. Maliyetimiz sıfır hocam. Maliyet sıfır. Ama bir tane hisse değil. Tamam da maliyeti sıfır. Tamam. 118 tane farklı hissede, yani adet değil, farklı hissede maliyeti sıfır. Evet hocam. Ali Bey, sizce nasıl bir başarı? Şimdi iyi başarı. Ben Şahin Bey'e şunu soracağım. Şimdi kaç ay oldu başlayalı Şahin Bey? Kaç yıl oldu daha doğrusu? Daha bir 20 yıl Yıl... dolacak. O da Buyurun hocam. körpe yatırımcı. Daha temiz. Öyle Yıl mi? olmadı. Yani şöyle söyleyeyim yani hocamızla tanıştığımızdan ama zaten yıl olmasa bayağı var. Yani nereden baksanız yine bir 4-5 ay civarı bir şey olması lazım. 4 ay Tamam. falandır. Alp Bey'in listesinden mi takip ediyorsunuz? Kendinizin bulduğu hisseleri de katıyor musunuz? Lise Nasıl bir dışında yol çok hissesi izliyorsunuz? yok Merak galiba ettim. ya. Lise dışında bana hisse sormadınız değil mi hiç? Yok. Ben Yoksa sadece yani istisnalar olabilir tabii ki. Onlar da hani günlük hocam hani trade yapıyorum ama hani barındırıyor muyum portföyümde? Hayır. Günlük olarak mesela ufak bir karlık gördüm. Alıyorum, satıyorum hemen. o şey değil Tut. yani. Hani Şahin Bey'in olayı şu. Adamın hani mesela Ali Bey, sizden farkı ne biliyor musunuz? Buyurun. Etkilenebileceği bir background'u yoktu. Yani sizin mesela beni en çok zorlayan yönünüz şu oldu. Siz geçmişteki tecrübelerinizden kaynaklı, hani o bilgi birikimi var ya, çok Evet. fazla duygusal reaksiyon gösteriyordunuz. Ama Şahin Bey'de Şimdi hiç o yok. Tertemizdi adam. Ne diyorsam tamam hocam diyordu. Çünkü alternatifi yok. Başka mukayyet edeceği bir şey yok. Anlatabildim mi? dediğimiz gibi bir yabancı dil yarım yamalak bilen birisiyle sıfırdan başlayan birisi arasında korkunç fark olur. Öbürü eski yanlışlarını düzeltmekte çok zorlanır. İşte Şahin Bey sıfır olduğu için çiziksiz işte kaportası iyi, boyasız. O konuda yani bayağı daha şanslı. Yani ben de sıfır olsam ben de daha Muhakkak. çabuk yani başka alternatif olmadığı için ne denilirse onu yapardım. Zararı neresinden dönseniz kârdır. Hayır, kafanız kar. Yok. Şimdi ben o zamanlarda yani ben paramı kazanıyordum. Yani öyle bir benim problemim olmadı. Ama burada daha rahat kafam, daha sakin. En azından hedefimi İstikrar ve biliyorum. sürdürülebilirlik. Evet, yani böyle olması daha iyi. Öbürlerini bir kenara atıyorsun. Çünkü kafanız daha çok yoruluyor orada. Başarı oranınız düşüyor. Ya Yani bu şekilde. o geçmiş tecrübeler zaten çok kötü. Mesela en genç kardeşimiz kim? Dilara'ydı herhalde ya. Bizim Dilara şu an buradan bir bakayım. En genç kardeşimiz Dilara herhalde. Onun dışında Samet var mesela. Samet ikinci genç kardeşimiz. Onun yaşı da 20'lerde. Dilara 18'lerde falan. Şahin Bey de herhalde en gençler arasında biri. Yani 28 hocam. tam işte en gençler arasındasınız. Sizin dışınızda şey var. Fatih vardı 23 yaşında falan, 22. Aynen, siz ilk 20 işinde falansınız herhalde ya da 30 işinde falansınız şu an aktif olan öğrenciler arasında. Mesela eski tecrübesi olanların en büyük problemi geçmişi törpülemek çok sıkıntı. Çünkü duygusal reaksiyonun önüne geçemiyoruz. Yani ama hocam çizginin üstünde bu yükselir diye satmıyor mesela, işte hissenin düşüşünü izliyordu. Kimdi mesela, bir tane şey vardı.
Serkan mıydı? Kusura bakmasın, baya bir zaman geçti hani şeyden. Ya öyle bir şey ki hocam diyor, ben vallahi hissenin düşeceğini biliyorum ama diyor satamıyorum diyor. Hani elim gitmiyor daha da yükselir diye. Hissenin yükseleceğini de görüyorum diyor ama stop oluyorum. Çünkü duygusal reaksiyonunu yenemiyordu. Biz onunla baya bir şey yaptık, o hani ne yazık ki süreçte o kadar başarılı olamadı. Halen de çaba sarf ediyor ama o kadar başarılı olamadı. Mesela Şahin Bey'in en güzel yönü tertemizdi. Mesela Cenk Bey var. Cenk Bey müsait misiniz? Evet hocam, buyurun. Cenk Bey de mesela hani yaş olarak en gençler arasında olsa da ruh hali olarak en gençler arasında. Benim de kafa yapıma en çok yatkın olanlardan biri. Mesela sizle biz ne kadar zaman oldu? Hocam Bayağı. herhalde sezon sonu geçen sene Ekim sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok, öncesi ya, şey var ya, sizin ilk arabayı aldığınız zaman. Evet, ben sizi yaklaşık ya pandemi döneminden takip ediyordum. Ama yani eğitim almamıştım sizden. Ama bayağı bir takip ediyorum. Oradan da yani işin gerçeği eğitim almadan sayenizde bir araba aldım yani arabayı değiştirmiştim. Eğitim almadan daha sonra takibe devam ettim. Siz bir ara kriptoya yönelmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tekrar eğitim aldım sizden. Geçen sene aldım eğitim sadece. Aynen. Ama ondan öncesinde evet takip ediyordum yaklaşık 4 yıldır. Şimdi şöyle 4 yıllık süre zarfı boyunca hani beni takip ettiğiniz süreyle takip etmediğiniz süreyi mukayese ettiğinizde hani eğitimi katmıyorum. Duygusal reaksiyon tarzınız nasıl oldu mesela? Nelere duygusal reaksiyon gösterdiniz? Duygusal reaksiyonlarla hani analiz etme arasındaki fark ne? Hocam yani tabiri caizse ben aşık oluyordum hisselere. Yani işte düştükçe topluyorduk, yok şey yapıyorduk falan filan ama sizle tanıştıktan sonra özellikle o eğitimi aldıktan sonra aşk diye bir şey olmuyordu. Yani sıfır maliyetle ben de yani yaklaşık olarak 100 tane hisse olmasa da ben de sıfır maliyetle bayağı bir hisse topluyorum. Biliyorsunuz benim işim de çok yoğun. Yani vaktim oldukça gün içinde işlem yapıyorum yani. Ama o eski dönemde dediğim gibi tabiri caizse aşık olurdum yani. Ama şimdi artık hiç o şekilde hiçbir şekilde o duygusal bağım kalmadı yani. Şimdi şöyle, herkesin duyabilmesi adına hisselerdeki maliyet hedefiniz ne oluyor genelde? Ben yani hocam sıfır maliyet yani sizin aynı şekilde ana parayla yani işleme açıyorum. Daha sonra kârı içeride bırakıp ana parayı tekrar çekiyorum. Ve bu şekilde de sizin dediğiniz gibi her zaman söylüyorum. İlk başta bu çok şey olmuyor hocam. Yani atıyorum tabiri caizse 10 hisse 15 hisse mesela kâr yaptığınızda ilk başta ya diyorsunuz falan yani çok bir şey kalmıyor etmiyor ama daha sonra sizin bir her şeyde söylüyorsunuz. Yani bunun birikimin çok keyifli yanı var yani. Ben onu şimdi yaşıyorum yani şu anda. Atıyorum garanti topluyorum. Garanti bakıyorum yukarı gidiyor. Hiçbir şey yapmadan hisse kendi kendine yükseliyor yani. Ve sıfır maliyette. En güzel yanı da bu. Ayrıca da aynı anda yine trade ediyorum yani. Olay o zaten. Hani hisse hareket halindeyken sürekli toplanıyor ya. O mesele çok güzel. Sizin de bir ara arabayla biz yarışacaktık. Sizin 0-0-100 kaçtı? Hocam benim araba yani sizinkinin yanında şey yetişemem hocam ben size kaybolursunuz siz yani. Biz bir kere Ama evet sizinki büyük yani benim 165 beygir bizimkinde bir şey yok yani. Şey yaptık, gittik. Şimdi arkadaşta Camaro var, diğerinde Mercedes var, diğerinde BMW vardı. Bu elektrikli olan var ya. Biz Evet. gittik, böyle sıraya bir dizildik. Ya hibrit bambaşka bir şey, yemin ediyorum Aynen hocam. ya. Onun sohbetini etmiştik sizle. Ben Hani. elektrikli düşünmüşüm gerçi ama sizle konuştuktan sonra durdum yani şey yapmadım. Müdahale olmadım yani şey elektriğe. Şu anda halen benzinle devam ediyorum ama bilmiyorum hibrite Bir dahaki döner mi? nesle şey alalım ya. Siz biraz daha işi öğrenin böyle. Güzel toplayın. Şahin Bey'le size arabayı beraber gidip alalım ama. Böyle Vallahi alalım hocam ya. Vallahi olur yani. sıfır. Ben zaten sizinle yani yüz yüze görüşmek çok istiyorum. İstanbul'a İnşallah. gelirsem mutlaka olacağım müsait Şimdi olursanız. randevu listesi nasıl birikmiş biliyor musunuz? Üf. Doğru hocam. Bak, 2 yıl her gün 10 kişiyle görüşsem, bak 2 yıl her gün 10 kişiyle görüşsem sıra bitmez büyük ihtimalle. Şöyle yapacağız, artık toplu görüşmeler falan yapacağız. Ben de çok hani tek takılmaktan çok Çok güzel sıkıldım. olur hocam ya. Aslında yani
bilmiyorum ben hani sezonda belki olamaz ama Ama sezon kış planlarını baş köşeye Ali Bey'i alacağım. Ali Bey 1, Mehmet Bey 2. Ondan maşallah. sonra İbrahim Günoz var. İbrahim Bey'i de alacağım. Ondan sonra Hocam ne mutlu size ama ya gerçekten sağ bunu olasın. şeyden dolayı söylüyorum. Yani vesile oldunuz. Gerçekten yani hani piyasada çok inanılmaz insanlar var yani ben Twitter'dan takip ediyorum bakıyorum o atıyor bu sallıyor biri YouTube'da biri açıyorum tabiri caizse televizyonu açıyorum A para var orada bir tanesi çıkmış zaten ismini vermeyeyim de yani ben ciddi söylüyorum siz, yani ne mutlu size yani vesile oluyorsunuz ve çok dürüstsünüz hocam yani düşse de buradasınız çıksa da buradasınız Hayır, hani düşse de açık biz açık. kaybetmiyoruz ki. Hani Aynen hocam. Zaten düşerken bizim için daha iyi yani. Alttan yine şey var ya, metot ne? Çıkarken de para kazan, düşerken de para kazan. Adam evet. şimdi diyor, hocam siz iyi güzel diyorsunuz da düşerken nasıl para kazanacağız? Ya düşerken şu şekilde para kazanacaksınız. Mesela Halk Bankası'nı örnek vereyim. Biz Halk Bankası'nda şuradan almadık mı? Evet, aldık. Tamam, Halk Bankası'nda şuralarda trade etmedik mi? Trade noktalarımız da duruyor burada. Tamam. Halk Bankası'nda şurada satmadık mı? Evet. Almadık mı? Evet. Zaten sen şunu yukarıdan sattığında, örnek veriyorum 170 bin liralık sattın. Aşağıdan 170 bin liralık aldığında 10 bin lot almıyorsun ki. 13-14 bin lot alıyorsun. Aynen, aynen öyle. Sen Yani bu aradaki makası orada bıraktığında, örnek veriyorum, lafınızı böldüm. 12.800 liralık aldın. 120 liralık aldın, örnek veriyorum rakamı. Buraya geldin. Zaten hisse başına neredeyse %30, %40 kârdasın. Kârını bırak oraya. 7.000 lot sat. Aşağıdan aldığında 9.000, 8.000 lot arası lot alıyorsun. Yani her halükarda para kazanıyorsun. Düşerken de bizim için avantaj, çıkarken de. Amaç şu zaten, hani biz nasıl para kazanıyoruz? Biz şu şekilde para kazanıyoruz. 17.66 bizim hedefimiz değil mi Cenk Bey? Yanlış mı hatırlıyorum? evet hocam, aynı hocam. Biz buradan sattığımızı nereden aldık? Bir de aşağıdan aldık. Tertemiz. Bundan daha güzel bir şey olamaz zaten yani evet. Zaten hocam diyorum ya yani ben size o eğitimi aldıktan sonra hiç çok rahatım ya. Yani hani düşse de çok rahatım çünkü öngörümüz var. Böyle bir Akıncı diye bir sistem var elimizde. Anka diye bir de yani siz bir de çok aktifsiniz gerçekten. Hani ben devamı takip ediyorum. Paylaşıyorsunuz. Bizim grupta paylaşıyorsunuz. Genelde paylaşıyorsunuz. Ya bunu bilmiyorum da herkes yapmaz yani. Gerçekten ne mutlu size yani. Vesile oldunuz hepinize. En son da bu arada Halk Bankası'nın hedefine az kalmış. Bu alarm çalmadı. Hedefine az kalmış. Şu alarm çalmadı. Kaç kademe kalmış? İyi baktık buna. 33 kademe. 33 kademe kalmış. Az kalmış. Güzel. Temiz. Neyse, trade etmeye devam. Evet. Katkılarınızdan Aynen dolayı size teşekkür ediyorum. Başka bizde kim vardı? Herkes bayram tatilinde tabii. Bir tek ben çıkmadım da ben sizden sonra çıkacağım. Hepiniz böyle bayram tatilinden dönüp yorgun argın çalışırken ben tatil yapacağım. ben mesaiciyim hocam. Konserlerle uğraşıyorum. Sizmiş ama çok O şey taktik. ya. Herkes yatarken siz çalışıyorsunuz, herkes çalışırken siz Evet. yatıyorsunuz. Evet hocam aynen. Kışın iyiyiz şükür. 3-4 ayımız var. Ama yazın yok yani. Bayram falan yok. Dün akşam 2 gündür konser yapıyorum. Burcu Güneş'i ağırladım. Ondan sonra dün gece de Ece Seçkin vardı. Konser. Tatil köyünde bizim. Onu ağırladım. Az önce gönderdim. Şimdi tekrardan müsaade edinizle ben bir 10 dakika sonra mesaiye başlayacağım. Oh, maşallah. Şimdiden size Aynen. kolaylıklar dilerim. Tamam hocam. İyi bayramlar. Görüşürüz hocam. Eyvallah, sağ olun, Herkese kendinize çok dikkat edin, selamlar. sağ olun. Tosun, tosun ne oldu hocam? Tosun aklıma geldi tosun. Tosunu biz kestik ya. Allah kabul etsin hocam. Amin, sağ olun. Maşallah. Kestik de ben de kesildim. Her tarafım böyle sanki kamyon çarpmış gibiydi ya. Aynen hocam. Yorgunluğu Var güzel mı biliyorum. isteyiz hocam? Herkese Canınız çok sağ selamlar. olun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Allah Aynen kolaylıklar hocam. versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Amin hocam cümlemize görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun. Allah cümlemize doğru işlerde doğru şekilde yorulmayı nasip etsin. Yorgunluğun Amin. güzeli de alın terini temsil ediyor. Bu da ayrı bir güzellik. Başka kim var bizim tayfadan? Tayfa diyorum da herkes bizim tayfadan. Yeni katılan arkadaşlar kusura bakmasın. Tanımıyorum şeyleri. Hani görüyorum isminize aşinayım ama
Mesela Aslan'a müsait misiniz? İlker Bey bizim İlker Bey mi? Onu bilmiyorum mesela. Merhabalar, müsaitim. Merhaba, Bey. nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, size de merhaba. Ben hiç böyle sormasam etmesem sorup şey yapmıyorsunuz. Kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Normalde yazıyorum aslında soracağım zaman. Bir de Zoom toplantılarınızı bazen kaçırabiliyorum. Yani iki tane de çocuk var. Maşallah. Öyle olunca hatta az önce Twitter'daki şeyinize, kanalınızın bir kısmını izleyebildim. Konuşmanızın bir kısmını izleyemedim. Yeni mi Fırsat katıldınız buldukça yapabilirim. aramıza? Yok, ben size bir ay olacak neredeyse. 21 Mayıs'ta katıldım. O zaman daha hiç konuşamadık biz. Evet, telefonla hiç bizim şeyimiz olmadı ama ben hani şey bas burada Zoom toplantılarında genelde yazarak soru soruyordum. Siz yazdıklarıma cevap veriyordunuz zaten. Konuşma fırsatım olamıyor. İki tane çocuğum var küçük. Ya benim Ondan hafıza biraz dolayı. kötü ya. İnsan şeyden olsun, ben genelde şeyden hatırlıyorum. Hani böyle mesela uç noktalarda muhabbetimiz falan varsa, mesela Ali Bey gibi, Şahin Bey gibi, diğer şeyler gibi, oradan hatırlıyorum. Siz ne kadar zamandır borsada yatırım yapıyorsunuz? Şöyle Nisan ayından beri yapıyorum. Kazanamadığımı fark ettiğim anda aslında arayışa girdim. Sizi de YouTube'dan nasıl buldum hatırlamıyorum. Oradan daha sonraki süreçte buldum. 2 ay önce falan bulmuştum herhalde sizi YouTube'da. Yeni, hani 21 Mayıs'ta ilk oluşturdum ilk kanalımı. Denemek amaçlı. Sürekli evde misiniz? Yok, evde değilim. Aslında ben öğretmenim. 3 gün Maşallah. çalışıyorum. Bir de yaz tatil dönemi gireceğiz. 2 günde evde olduğum için hani kolaylıkla işlem yapabiliyorum. Ama çocuklar olduğu için tabii çok sık olmuyor ama deniyorum. Yapmaya Tamam, çalışıyorum şöyle elimizden geliyor. ilk işlem gününden sonra size ben bir şey tavsiye edeyim. Onu yapın. 2 hafta sonra, yani ilk işlem gününden 2 hafta sonra tekrar, biz hafta sonları her hafta sonu toplantı yapıyoruz ya. Sizden birkaç veri isteyeceğim. O zaman da katılın, direkt sorunuzu sorun. Birkaç veri isteyeceğim. Onları hazırlamanızı istiyorum şimdi. Olur mu? Tamam, olur. Şimdi size Anka ve Akıncı var ya. Evet. Günlük 20 tane minimum. Hani müsait olduğunuz günlerde mesela akşam OTC piyasaları olur, Nasdaq olur. Yani mesela Wall Street'in en iyi hisseleri hangileri? Tesla, Nvidia, Microsoft, ne bileyim Apple gibi büyük hisselerde Evet. şunu yapın. Sanal işlem günlük minimum 20 tane. Yani üst rakam 50'ye kadar çıkabilirsiniz. Şöyle yapalım. Siz 20 tane sanal işlem yapın günlük. Mesela bugün Tamam. açık Wall Street. İşlemlerinizi yapın. İşlemlerinizde biz nerede hata yaptığınızı görelim. Şöyle açıkçası Nasdaq piyasasında birkaç tane size sormuştum özel Mesela. şeyden Telegram'dan da Tesla'yı sormuştum bir yere. Ya yani bir şey sormuştum daha doğrusu. Bir bilgilendirme gibi. Çok fazla miktarda yatırım şeyim yok orada. Hani Yok, böyle yatırım 2000 yapıp dolarlık bir yapmamanız şeyim değil. var yani. Hayır, burada Trade amaç edecek kadar miktarda bir şeyim yok. yok yok burada Meblağım yok. amaç sizin trade edip etmemeniz değil. Amaç, yani alıp satmanız değil. Amaç sizin grafikte veya trade ederken nerede hata yaptığınızı görmemiz. Çünkü her öğrenci ya da her birey borsada aynı hataları yapmıyor. Nasıl yani? Sizin eğitim durumunuz, hatta ve hatta algılamak seviyeniz, yani öğrenim hızınız, yaşınız, teknolojik sistemlere, yani ekrana hakimiyetiniz olsun, aracı kurumunuz bile iki kişinin aynı hataları yapmamasına sebep oluyor. Benim Anladım. örnek veriyorum, farklı bir öğrencimin yaptığı hatayı siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız hatayı da başkası yapmıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Evet, Sizin anladım. mesela teknik analizde bir background'unuz varsa, teknik analiz diyorum, çanaklı, çömlekli falan. O sizin mesela duygusal reaksiyon göstermenize sebep oluyor ya. O size özel bir hata Evet. mesela. Onu sizin mesela günlük 20 işlemde 2 haftada ne yapıyor? 200 işlem yapıyor değil mi? Evet, 200 iki işlemde işlem. siz istikrarlı ne hata yapıyorsunuz biz görürüz. Bu hatayı yapmamanız için mesela 2 hafta sonra yapacağımız VIP grup toplantısına, eğitim toplantısında bana söyleyin ki Alp Bey, ben şurada hata yapıyorum. Ben o hatayı yapmamanız için size o konuyla alakalı, o konuya yönelik bir
strateji öğreteyim mesela. Anlatabildim mi? Anladım. Aslında sizin lafınızı böldüm de ilk geçen haftaki toplantıda da herkese 100 tane trade ödev vermiştiniz. Yanlış Siz yaptınız hatırlamıyorsam. mı? Ben ama açıkçası yapmaya gayret ettim. 100 olmadı ama belki 30 tane olmuştur haftalık söyleyeyim. Hani yaptığım şeylerle ilgili. Çok karışık bir notlama sistemi tutmuştum aslında da şu an bir anda açınca o notlarımı bulamadım. Nerede hata yaptığımla ilgili, nereye takıldığımla alakalı not almıştım. Açıkçası bayramın 4. günü toplantı yapacağız demiştiniz. Yarın tekrar yapacak mıyız? Ben onları hatırlayayım Yarın akşam. inşallah yapacağız. Hedefim o. Ama Aha. bende şöyle bir sürpriz oldu. Arabanın ben şehir dışına çıkacağım için arabanın şeylerini servise götürdüm. Dedim ki fren Aha. baltalarına falan bakın. Dediler abi problem yok. Oradaki arkadaşlar Anladım. samimiyiz. Dün akşam eve dönerken fren baltaları da bitti. Bittiği için onları da Geçmiş olsun. değiştirmem lazım. O belki yarını belki hani şey yapabilir, sekteye uğratabilir. Emin değilim o konuda. O yüzden yarın olmasa bile bayramdan hani şey seans gününe kadar mutlaka yapacağız diye planlıyorum. Allah kısmet ederse yapacağız. Siz 30 işlemde ama biz nerede hata yaptığınızı göremezsiniz. 30 işlem çok az. Evet. Ben sizin Evet, doğru. kronik hani probleminizi görmek istiyorum. Anlatabildim Anladım. mi? Duygusal bir Anladım. reaksiyon gösteriyorsunuz, yanlış mı hesap yapıyorsunuz, alım satım stratejiniz mi yanlış? Bunu biz bir görelim. Onu gördükten sonra beraber hani o hatayı nasıl yapmamanız gerektiğini ve o hataya çözüm olarak ne yapmanız gerektiğini VIP grup toplantısında konuşalım. Diğer arkadaşlara da, diğer üyelere de bir nevi yardımcı olmuş olur. Tamamdır. Tamam, Anlaşıldı. tanışımıza Bunu çok memnun uygulamaya oldum. çalışacağım. Ben de çok memnun Kendinize oldum. bakın. Umut Teşekkür ederim. Keten, Sağ rica olun. ederim. Demiş ki İstanbul toplu görüşmesi ayarlayalım Halit Bey. Ya inşallah ayarlayacağız. Ben şimdi söz vermek istemiyorum. Söz verdiğimde yapmam lazım. Hani şey yok bende nasıl diyeyim. Ya yapacağım ya yapmayacağım. Müsaitliğimi şu an kestiremiyorum. Müsaitliğimi keşke kestirebilsem. Çünkü ben hani bireysel olarak tek kişi olduğum için birçok farklı işte haşır neşir olduğum için yetişemiyorum bazen. Yetişemediğim için de ben yapamayacağım bir konuda söz vermek istemiyorum. Öngörümüzü bir elde edelim inşallah. Bir süreci görelim. Tatil dönüşü hani ne zaman planımız hani uygun olur onu görelim. İnşallah o doğrultuda süreci yönetiriz. Evet, Hocam, baş buyurun. kripto parayla ilgili hiçbir deneyimim olmadı. Yani kripto parayla ilgili nasıl bir tavsiyede bulunuyor musunuz? Şimdi şöyle Veya neye dikkat etmemiz lazım? şimdi kripto para birim yani piyasası ile alakalı şunu söyleyeyim. 2019-2020'de yaptığım paylaşımlar var ama aynı cümleleri tekrar edeceğim. Kripto para piyasalarında sizin yatırım yaptığınız şey aslında oradaki dijital bir proje. Yani satın aldığınız şey bir dijital yapı veya dijital bir sistem veya bir proje olarak tanımlanabilir. Bu projelerin background'u eğer sağlam değilse o şeyler kripto para hani yatırımlarınız çöp olabilir. Bu noktada Yani sizin mesela Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi yani Ripple olabilir. Ondan sonra Ethereum başka evet. hangisi vardı? Avax mıydı? Ona benzer hani böyle belli projelere dayanan, belli sistemlere veya belli altyapılara dayanan coinlere yatırım yapılabilir. Coinlerin veya dijital blockchain sistemin ana temel hani olayı şu. Artık günümüz işte artık dijitalleşmeye yöneleceği için devletlerin de ihtiyaç duyduğu şey para birimlerinin veya para transferlerinin para trafiğinin takibi. Çünkü para trafiği takip edilemediği için çok fazla yasa dışı veya kayıt dışı para yani ticareti oluyor. Bunun önüne geçebilmek için dijitalleşmeyi ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da yakın tarihte gerçekleşebilecek bir şey değil. Bir zamanına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada da dijitalleşmeye öncülük eden para birimleri çok değerlenecek. Çünkü onlar birer yani nasıl diyeyim benzersiz enstrüman aslında. Her Hocam bir de şey buyurun. soracağım. Bu lafınızı kesiyorum. Estağfurullah. Unutmadan sorayım. Şimdi kripto para mı yoksa
Nasdaq gibi Tesla'da veya diğer şirketlerin hisselerinde mi yer almak, hangisi şey olur daha Ya bizim şimdi için iyi olur? şöyle Nvidia gibi böyle hani kendi sektöründe kanıtlamış hisselere yönelmek çok daha önemli. Neden diye soracak olursanız, şu an uluslararası piyasalarda şöyle bir değişim var. Yani paranın merkezi değişiyor. Paranın merkezi değiştiği gibi bu paranın da merkezinin değişmesine sebep olan şey de sektörlerdeki öncülük değişiyor. Mesela otomobil sektörü olabilir, elektronik sektörü, silah sektörü, yani savunma sanayi, enerji sektöründe değişimler olduğu için şirketlerin iş hacimleri de eskisi gibi bir yüksek olmayacak. Bu noktada Avrupa'daki birçok sektör şu an riskli. Mesela ben şu an Almanya'nın öncülük yaptığı otomotiv sektörüne kalkıp Avrupa'da yatırım yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ya hocam Mercedes çok iyi değil mi? İyi bir firma ama karlılık oranı eskisi kadar iyi olacak bir firma değil. Örnek. Büyümesi eskisine nazaran yavaş olacak. Burada alternatiflerinizi de değerlendirirken buradaki sektör bazlı değişimleri takip etmeniz lazım. Kripto para piyasalarında da yatırım yapıyorsanız background'u sağlam coin'lere yatırım yapmak riski minimalize etmeniz için tek seçeneğiniz. Çünkü birçok coin delist olacak, yani kaybolacak ki ben bunu 2019-2020'de söyledikten sonra neredeyse final hani coin marketteki coinlerin %30'undan fazlası delist oldu. Yeni isimlerle coinler çıkmış olmasına rağmen, sayı halen yüksek gibi görünüyor olmasına rağmen birçoğu delist oldu. Bu noktada da background'u sağlam olmayan coinlerden uzak durmak, doğru projelerde yer alan coinlere yatırım yapmak tabii ki mantıklı ama trade etmeyi de ihmal etmemek lazım. Bu ikisi arasında uçurumlar var ama Avrupa piyasalarının riskini göz ardı etmemek şartıyla. Eğer yanlış hisseyi tercih ederseniz coinlerde yaşadığınız hüsranın aynısını yaşayabilirsiniz. Yani hocam BIST 30 gibi büyük firmalarda durun diyorsunuz. Büyük firmalarda durmak tabii ki önemli bir tercih ama şunu da unutmamak lazım. Mesela 400 dolardan 180 dolara düşmüş şu anki fiyat itibariyle. Daha önce 98'e kadar düşmüş bir Tesla var. Demek istediğimi Hocam biz hatırlıyorsun. zaten beklemiyoruz ki yeşil yandı mı, al kırmızı yandı mı sat. Onu yapın. Onu yaptığınız süre boyunca büyük hisselerde hiçbir problem yaşamazsınız. Ha, ortaklık payınız da artar. Şirket karlı düşmüş olsa da sizin hisse sayınız arttığı için siz bundan etkilenmiyor oluyorsunuz. Bunu devam ettiğiniz süreci boyunca bir problem yaşamazsınız. Doğru. Sağ olun. Rica ederim. Başka soru sormak isteyen varsa buyursunlar. Hocam ben izninizi istesem sorun olur mu? Tabii ki Şahin Bey. Kendinize iyi bakın. Zaten bir dakika sonra biz de yayını sonlandıracağız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet hocam. Hayırlı Sağ olun. bayramlar tekrar. Teşekkürler. Evet dostlar. Farklı yaş gruplarında farklı backgroundları olan kişilerin eğitimle beraber buluştukları ortak nokta şu. Ne kadar çok şeyi yani törpüleyip duygusal reaksiyonları azaltırsanız, duygusal reaksiyonlardan arınmış doğru karar verebilme yetisi kazandıran her strateji aslında kritik öneme sahip finansal piyasalarda. Sizin yapmanız gereken şey şu. 1. Hisse senetlerini veya herhangi bir yatırım enstrümanını alırken en uygun fiyatı almayı hedeflemek. 2. Piyasada algınızı yanlış yönlendirecek bütün psikolojik süreçlerin dışında karar vermeyi gerçekleştirmek. Çünkü bu çok önemli. Dediğim gibi halen yıllar geçmiş olmasına rağmen ben profesyonel bir yatırımcı olsam bile profesyonel bir yatırımcı olmama rağmen bazen uç noktalarda karar vermek çok zor geliyor. Nasıl yani? Herkesin düşecek dediği yerde yükselecek kelimesini kullanmak net bir psikolojik dirayet istiyor. Aynı şekilde herkesin dirençleri kırdık uçuyoruz dediği yerde 340 dolar yakın bir örnek mesela. Biz düşüyoruz dostlar demek çok kritik bir
Hani süreç ve bunun için psikolojik olarak çok net bir psikolojiye sahip olmak lazım. Yani duygusallıktan arınmak lazım. Siz bunu başarabildiğiniz zaman fark ortaya çıkıyor. Başaramadığınız zaman Ahmet bir şey söylüyor, eriyorsunuz. Mehmet bir şey söylüyor, eriyorsunuz. Piyasadaki her süreç size zarar veriyor. Sonra ya işte Alpay, borsa 5000'den geldi 10.000'lere, biz para kazanamadık. Para kazanmayı bilmediğiniz için para kazanamadınız. Ama ben uzun vade yatırımcıyım. Uzun vade yatırım Türkiye'de anlatıldığı gibi değil. Yatırım yapmak Türkiye'de size anlatıldığı gibi değil. Siz Türkiye'deki stratejilerle sadece, hani affedersiniz, oyuncak oluyorsunuz. Aracı kurumun oyuncağı olabilirsiniz. İşte manipülatörün oyuncağı olabilirsiniz. Ama sadece oyuncak oluyorsunuz. Kullanılıyorsunuz yani. Bunun önüne geçmek için kimsenin fikirlerine ihtiyaç duymamayı öğrenmelisiniz. Piyasada hesaplamayı öğrendikten sonra başka ikinci bir seçeneğe, bir sebebe ihtiyaç duymuyorsunuz. Tek hani çıkar yolunuz bu. Hesaplamayı öğrenmek. Şimdi olmasa bile 10 yıl sonra yine öğrenmek zorundasınız. Yani bu zorunluluk değişmeyecek. Ne zaman veya ne kadar erken bu değişime karar verip bu değişimi başlatırsanız o kadar önemli. Anlattığım bilgiler umarım sizlerin faydasına, sizlerin yararına olacak bilgilerdir. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce size doğru bilgileri aktarmaya gayret ettim. Bir yanlış kelamımız sizi kıracak bir hani kelamımız olduysa kusura bakmayın. Her gün bir kalp kazanmıyoruz, bir kalp kıralım. Benden yana hakkım helal olsun. Sizden yana da hakkınız helal olsun. Herkesin tekrar geçmiş bayramı mübarek olsun. Dualarınızla bizleri eksik etmeyin. Hepinizi yürekten seviyorum. İnsan ayırt etmiyorum. Yaratılanı yaradandan dolayı sevmeyi bir hani zorunluluk olarak görüyorum. Sevmesem bile insanlara saygı duymanın önemli olduğunu biliyor. Aynı şeyi de karşı taraftan bekliyorum. Saygılar, sevgiler dostlar. Tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.